Web Tekno takipçileri, IFA'dan, Berlin'den sizlere sesleniyoruz. Şimdi de elimizde Lenovo'nun devasa bataryalı P2 modeli var. Bildiğiniz gibi Lenovo P1 ile çok güzel bir ivme yakalamıştı. Çok fazla sevilmişti. Teknik özellikleri ve ekstra tabii ki bataryasıyla çok sevilen bir cihazdı. Bu sefer de elimizde bunun yenilenmiş versiyonu olan P2 var. Ve P2 de tasarımsal olarak oldukça şık duruyor. Hemen tasarım özelliklerinden başlamak gerekirse gördüğünüz gibi oldukça geniş 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED bir ekranımız var. Bu da tabii ki capcanlı bir görüntü ve çok hoş bir ekran teknolojisi anlamına geliyor. Biliyorsunuz Super AMOLED'ler IPS'lere göre çok daha ekonomik olabiliyor ve çok daha güzel görüntü veriyor. Şöyle ben size hemen tasarımından bahsedeyim. Ön tarafta dediğimiz gibi ekranı, şurada ise bir kameramız var. Aşağıda parmak izi okuyuculuğu tuşlarımız ve aynı zamanda şuralarda boşluklar bırakılmış çünkü ekran içinde tuşlarımız yer alıyor. Hemen tasarım detaylarına bakmak gerekirse görebileceğiniz gibi 5.5 inç ekranından bahsetmiştik. Burada 5 megapiksellik bir kameramız. Burada da parmak izi okuyuculu ana ekran tuşumuz var. Buralarda herhangi bir kapasitif tuş yok. Çünkü ekran içine dahil edilmiş Android'in, Google'ın istediği gibi tuşlarımız mevcut. Yan tarafa şöyle biraz daha yaparak sizlere çevireyim. Burada bir güç tuşumuz ve ses açma kısmı tuşlarımız bulunuyor. Şurada bir microSD kart girişimiz var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda tabii ki SIM kart destekli. 32 GB'a kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz ekstradan. Burada da power saving yani güç tasarruf moduna bir tuşta geçebilme özelliğini eklemişler. Alt tarafta ise hoparlörümüz, mikrofonumuz ve şarj girişimiz vuruyor. Bu da micro USB yani herhangi bir şekilde Type-C'ye geçiş yapmamış Lenovo. Arka tarafa bakıyoruz. Arka tarafı ise metal, şık bir şekilde. Tabii burada sensörümüz de var şimdi çalınmalara karşı. Ama gördüğünüz gibi şurada bir NFC tag'i de var. Yani NFC teknolojisi de mevcut. Burada LED flaşımız ve burada da 13 megapiksel çözünürlüğünde bir Sony sensörü bulunuyor. Son olarak da üst tarafına bakalım. Şurada görebileceğiniz gibi kulaklık girişimiz var. 3.5 milimetrelik ve ekstradan bir gürültü engelleyici mikrofonumuz bulunuyor. Telefonun teknik özelliklerine geçecek olursak yine tekrar edelim. 5.5 inçlik Full HD Super AMOLED bir ekranımız var ki görüntüsü şahane diyebiliriz. Bunun dışında iki farklı depolama seçeneğine sahip modeli var. Bir tanesi 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı. Diğeri ise 3 ya da 4 olarak değişen 32 GB depolama alanı şeklinde olacak. Yani 4 GB RAM'li modeli bulunuyor olacak Lenovo P2'nin. Batarya tarafına gelecek olursak 5100 mAh gibi devasa bir bataryası var. Bu da bir günü çok rahat çıkartan, aynı zamanda 2 güne belki de 3 güne çıkabilen bir batarya durumu demek. Bu da çok çok güzel. Aynı zamanda hızlı şarj, 24 wattlık bir hızlı şarj desteği de mevcut. Aynı zamanda işlemcisine gelecek olursak Snapdragon 652 var üzerinde. 2 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemcisi var. Android 6.0 Marshmallow sürümüyle geliyor. Çok büyük ihtimalle 7.0 yani Nougat sürümüne de güncellenecektir. Parmak izi okuyucusu var dedik. Genel hatlarıyla oldukça güzel bir cihaz olmuş ki arayüzde oldukça akıcı görebileceğiniz gibi. Mesela ekstra şuralarda hemen ayarlara kısa yol getirmişler. Buradan fotoğraflara geçebiliyorsunuz ki Google fotoğraflar kullanılıyor. Burada da zaten çekilen birkaç fotoğrafı görebiliyorsunuz. Şuradan hemen kameraya geçelim ve sizlere ben hemen karşınızda bir fotoğraf çekeyim. Şöyle çektik. Bir de şöyle koyabilirsem kendime çevireyim. Ve görebileceğiniz gibi kendimi de çekmiş olayım. Beraber de bu fotoğraflara bakalım. Bu ön kamerası, 5 megapiksellik ön kamerasından görebileceğiniz gibi bu da arka kamerası ki yakınlaştırdığımızda bozulmalar çok fazla olmuyor. Hatta size şu şekilde bir daha göstereyim. Şöyle, bu da ön kamerası arkadaşlar. Genel olarak çok çok iyi bir cihaz diyebiliriz. Yani orta seviyede yüksek bataryalı, çok iyi özellikler isteyen kullanıcılar varsa Lenovo P2 kesinlikle işlerini görecektir. Hele bu orta yaş üstü kullanıcılar, işte annemize babamıza bir telefon almak istediğimizde ilk tercih edilebilecek cihaz gibi duruyor. Çünkü uzun süre dayanıyor.
Özellikleri güzel, 652 2 GHz'lik orta seviye olmasına rağmen üstün performans gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz ki 3 GB, 4 GB RAM modeli olması da çok büyük bir artısı. 4 GB RAM böyle bir telefonda fazla bile diyebiliriz. Yani 3 GB yeterli olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki karar size kalmış. Bakalım fiyatlandırma olarak Lenovo nasıl bir tercih yapacak? Tabii ki bu da önemli bir etmen. Ama eğer güzel bir fiyatlandırma yaparlarsa şahsen benim önereceğim bir telefon olacak. Sonuç olarak sizlere Berlin'den seslenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Farklı incelemelerimizle karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.